Sayın Şentop'un rejime kasteden anayasa değişikliğinde mutfaktaki başafçının yapmış olduğu bir iş var. Bir kanun teklifimizi iade etmiş. Teklifi hatırlayacaksınız. Teklif Katar uçağının iade edilmesine ilişkin. O dönemde küçük ortakta Katar uçağının doğru olmadığını, Katar uçağının kabul edilmesinin, Katar uçağının hibe olarak alınmasının kabul edilebilir olmadığını söylüyordu. Kanun teklifi vermiştik. Bu Katar uçağını iade edelim, gerekiyorsa bu ülke kendisine uçak lazımsa alır diye. 10 ay sonra kanun teklifini geri yollamış Mustafa Şentop. Islak imzası burada. 5 aydır kendisi meclis başkanı. Ondan önce Sayın Binali Yıldırım meclis başkanıydı. 5 ay biri incelemiş, 5 ay biri incelemiş. 10 ayın sonunda diyor ki teklifinizde bazı cümleler incitici. İstanbul'un tekrarlanan seçimlerinden sonra saraydan gelen talimatla iade edilen bir kanun teklifi. Hakaret yok. Sadece tek kişinin kendi kullanımı için bir uçak almanın peşine düşmesi ifadesinden dolayı kanun teklifimizi iade etmiş. Bu iadeyi yok hükmünde sayıyoruz. Amaca yönelik olarak esas sıkıntının bu mecliste Katar uçağının iadesinin oylatılmaması olduğunu biliyoruz. Küçük ortak ne oy kullanacak hepimiz göreceğiz. Esas karın ağrısının, esas sıkıntının Katar uçağının iadesine ifade kullanan partilerin toplam milletvekili sayısının AK Parti'den 20 fazla olduğu ve bu tartıya çıkmak istemedikleri ortada. Bu önümüzdeki bir yıllık yasama döneminde Mustafa Şentop'un kaçamayacağı bir oylamadır. Eğer çok kendinden eminse gelsin o oturumu kendisi yönetsin. İş düzük 37'ye göre geldiğinde kimin ne oy kullandığını ve bunun nasıl bir sonuç doğurduğunu göreceğiz. Tarafsız olması gereken birinin eliyle yapılan bu müdahaleyi içerik denetimi olarak görüyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz, reddediyoruz.